var olmanın gücü Eckhart Tolle. Çoğu insanın düşünce sistemi büyük ölçüde istek dışı, otomatik ve tekrarlayıcı bir şekilde çalışır. Bu bir tür zihinsel parazitten daha fazlası değildir ve gerçek bir amaca hizmet etmez. En kısa tabiriyle aslında düşünmezsiniz. Düşünce kendiliğinden oluşur. Düşünüyorum ifadesi bir kasıt bildirir. Konu hakkında söz hakkınız olduğu, kendi adınıza bir seçim yapabileceğiniz anlamına gelir. Oysa çoğu insan için durum böyle değildir. Yediklerimi sindiriyorum, damarlarımda kan dolaşımını sağlıyorum gibi sözler ne kadar yanlışsa, düşünüyorum demek de o kadar yanlıştır. Sindirim kendiliğinden olur. Kan dolaşımı kendiliğinden olur. Düşünmek kendiliğinden olur. Kafanızdaki sesin kendine ait bir bir canı vardır. Çoğu kişi o sesin merhametine kalmış durumdadır. Düşüncenin diğer bir deyişle zihnin tutsağı konumundadırlar. Ve zihin geçmişteki olaylarla şartlandığından geçmişi tekrar tekrar canlandırmaya zorlanırsınız. Doğulular buna karma derler. O sesle tanımlandığınızda elbette ki bunun farkında olmazsınız. Bilseydiniz zaten onun esiri olmazdınız. Çünkü size sahip olan kimliği kendiniz sandığınızda yani o haline geldiğinizde gerçekten size sahip olmasına izin verirsiniz. Binlerce yıldır insanlık giderek daha çok zihnin esiri oldu ve kendisine hakim olan kimliğin benlik olmadığını anlayamadı. Kendini sürekli zihniyle tanımladığından, sahte bir benlik duygusu olan ego ortaya çıktı. Egonun yoğunluğu, kendinizi ne derecede zihninizle ve düşüncelerinizle tanımladığınıza bağlıdır. Düşünmek, bilincin ya da gerçek kimliğinizin toplamının minicik bir parçasından başka bir şey değildir. Zihinle tanımlama derecesi kişiden kişiye değişir. Bazı insanlar kendilerini zihinlerinden arındırdıklarında, kısa bir süre için bile olsa gerçek özgürlüğün tadını çıkarırlar ve o kısa süre içinde hissettikleri huzur, mutluluk ve canlılık hayatı yaşamaya değer hale getirir. Yaratıcılık, sevgi ve şefkatin güçlendiği zamanlar da vardır. Ama diğerleri sürekli egolarına tutsak olarak yaşarlar kendilerine, başkalarına ve etraflarını saran dünyaya karşı yabancılaşırlar. Onlara baktığınızda yüzlerindeki gerginliği, çatık kaşlarını veya gözlerindeki dalgın bakışları fark edebilirsiniz. Dikkatlerinin büyük bölümü düşüncelerine yönelmiş durumdadır ve bu yüzden sizi gerçekten göremezler ve sizi asla gerçekten dinleyemezler. Dikkatleri sadece zihinlerindeki düşünce biçimleri olarak var olan geçmişe veya geleceğe odaklanmıştır ya da size oynadıkları role uygun şekilde davranırlar ve yine kendileri olamazlar. Çoğu insan gerçek kimliklerine yabancılaşmıştır ve bazıları öylesine yabancılaşmıştır ki başkalarıyla paylaşımları herkese sahte görünür. Tabii onlar kadar kendilerine yabancılaşarak sahte davranmayı benimsemiş olanlar hariç. Yabancılaşma herhangi bir ortamda, herhangi bir durumda, herhangi biriyle birlikteyken hatta kendi başınızayken bile sürekli huzursuz olmak demektir. Sürekli olarak eve dönmeye çalışırsınız ama kendinizi asla evinizde hissedemezsiniz. 20. yüzyılın en büyük yazarlarından bazıları yabancılaşmanın insan varlığının evrensel ikilemi olduğunu fark etmiş, muhtemelen kendi içlerinde de bunu derinden hissetmiş ve çalışmalarında muhteşem bir şekilde ifade edebilmişlerdir. Her ne kadar bir çözüm sunamamış olsalar da bize insanlığın bu sorunuyla ilgili derin bir bakış açısı sunmuşlardır. Kişinin kendi sorununu açıkça tanımlayabilmesi onu aşmak için atabileceği ilk adımdır. Duygunun doğuşu, düşünce hareketine ek olarak ama ondan tamamen ayrı değil, egonun bir boyutu daha vardır. Duygu, bu bütün düşüncelerin ve duyguların egodan kaynaklandığı anlamına gelmez. Sadece kendinizi onlarla tanımladığınızda ve sizi tamamen kontrol altına aldıklarında, yani ben haline geldikleri zaman egoya dönüşürler. Tüm fiziksel organizmalar gibi vücudunuzun da kendine ait bir zekası vardır. Bu zeka, zihninizin söylediği şeylere ya da diğer bir deyişle düşüncelerinize tepki verir. Yani duygu, aslında vücudunuzun zihninize verdiği tepkidir. Vücudun zekası elbette ki evrensel zekanın ayrılmaz bir parçası, onun sayısız ifadelerinden biridir. Atomlara ve moleküllere geçici bir kohezyon sağlayarak onları bütün bir fiziksel organizma haline getirir. Vücudun bütün organlarının çalışmasının, oksijen ve yiyeceklerin enerjiye dönüşmesinin, kalp atışlarının ve kan dolaşımının, vücudu istilacılardan koruyan bağışıklık sisteminin, sinir uçlarından giren duyusal verilerin beyne gönderilerek orada tercüme edilmesinin ve etrafınızı saran harici gerçekliğin içsel resmi haline dönüşmesinin ardında yatan organizasyon prensibi budur. Bütün bunlar aynı anda gerçekleşen diğer binlerce fonksiyonla birlikte bu zeka tarafından mükemmel bir şekilde koordine edilir. Vücudunuzu siz yönetmezsiniz. O zeka yönetir. Aynı zamanda organizmanın çevreye verdiği tepkilerden de o sorumludur. Bu tüm canlı türleri için geçerlidir. Bitkinin fiziksel biçimini almasını ve çiçek açmasını, çiçeğin her sabah yapraklarını güneşe çevirmesini ve geceleri kapamasını sağlayan zeka aynıdır adına dünya gezegeni denen kompleks canlıyı gaye olarak ifade eden zeka da aynıdır. Bu zeka, bir canlının herhangi bir tehdit karşısında güdüsel olarak tepki vermesini sağlar. Hayvanlarda da insanlarınkine benzer duygular oluşmasına neden olur. Öfke, korku, zevk gibi. Bu güdüsel tepkiler, duygunun ilkel biçimleri olarak düşünülebilir. Belli durumlarda insanlar da hayvanlarınkine benzer güdüsel tepkiler verirler. Bir tehlike karşısında canlının hayatı tehdit edildiğinde kalp daha hızlı atmaya başlar, kaslar gerilir, solunum hızlanır. Bu kaçmaya ya da savaşmaya hazırlıktır. Yarattığı duygu korkudur. Köşeye sıkıştırıldığında ani bir enerji yoğunluğu vücuda daha önce sahip olmadığı bir güç kazandırır. Yarattığı duygu öfkedir. Bu güdüsel tepkiler duygulara yakın gibi görünür ama kelimenin gerçek anlamıyla duygu değillerdir. Güdüsel bir tepki ile bir duygu arasındaki temel fark şudur. Güdüsel bir tepki, vücudun herhangi bir harici durum karşısında gösterdiği doğrudan tepkidir. Diğer yandan bir duygu, vücudun bir düşünceye gösterdiği tepkidir. Dolaylı olarak bir duygu, aynı zamanda gerçek bir durum ya da olaya verilen bir tepki de olabilir ama aslında bu tepki olayın ya da durumun zihinsel yorumuna karşı verilir. Yani diğer bir deyişle Zihnin herhangi bir durum ya da olayla ilgili olarak iyi ve kötü, hoş ve sevimsiz, ben ve benim kavramlarıyla oluşturduğu bir düşünceye verilen tepkidir bu. Örneğin, birinin arabasının çalındığını duyduğunuzda muhtemelen herhangi bir duygu hissetmezsiniz ama sizin arabanız çalındığında muhtemelen çok öfkelenirsiniz. Benim zihinsel kavramının bu kadar güçlü duygular yaratabilmesi inanılmazdır. Vücut çok zeki olmasına rağmen gerçek bir durumla bir düşünce arasındaki farkı söyleyemez. Her düşünceye gerçekliğin bir parçasıymış gibi tepki verir çünkü sadece bir düşünce olduğunun farkında değildir. Vücuda göre endişe ya da korku verici bir düşünce tehlikedeyim mesajıdır ve dolayısıyla gece sıcak ve rahat yatağınıza yatıyor olsanız bile vücudunuz bu mesaja uygun olarak tepki verir. Kalp daha hızlı atar, kaslar gerilir ve solunum hızlanır bir enerji yoğunluğu olur ama tehlike sadece zihinsel bir kurgudan ibaret olduğundan enerji boşalacak bir yer bulamaz. Sonuç olarak enerjinin bir kısmı zihne geri döner ve vücudun uyumunu bozar. Duygular ve Ego Ego sadece gözlenmeyen zihin ve kafanızın içinde sizmiş gibi konuşan ses değil, aynı zamanda da vücudunuzun o sesin söylediklerine karşı verdiği tepkiler sonucunda oluşan gözlemlenemeyen duygulardır. Çoğu zaman ego sesin ne tür düşüncelerle uğraştığını ve düşünce sürecinde yarattığı yapısal bozuklukları gördük. Bu bozuk düşünceler karşısında vücudun verdiği tepki olumsuz duygulardır. Zihindeki ses vücudun inanıp ona göre tepki vereceği bir hikaye anlatır. Bu tepkiler duygulardır. Buna karşılık duygular enerjiyi ilk başta duyguların oluşmasına neden olan düşüncelere geri gönderir. İncelenmeyen, kontrol edilmeyen düşünceler ve duygular arasındaki kötücül döngü budur ve duygusal düşüncelere, duygusal hikaye kurgulamalarına yol açar. Egonun duygusal içeriği kişiden kişiye değişir. Bazı egolarda duygular diğerlerine oranla daha güçlüdür. Vücutta duygusal tepkilere yol açan düşünceler bazen zihnin onları tanımlamaya fırsat bulamayacağı kadar hızlı gerçekleşebilir. Dolayısıyla vücut zaten bir duyguyla tepki vermiştir ve duygu da bir tepkiye dönüşmüştür bu tür düşünceler genellikle söze dökülemeyen ve bilinçaltında kalan varsayımlardır. Kişinin geçmiş şartlanmalarından genellikle de çocukluğundan kaynaklanırlar. İnsanlara güvenilmez varsayımı, kişinin ilişkilerle ilgili takıntılı varsayımlarına bir örnek verilebilir. Belki de böyle bir varsayımı benimsemesi için, çocukluğunda yeterince destekleyici olmayan veya güven vermeyen ebeveynleri ya da kardeşleri olmuş olabilir. İşte e, bu tür bilinçaltı varsayımlarına başka örnekler. Kimse bana saygı duymuyor, kimse beni takdir etmiyor. Hayatta kalmak için savaşmak gerekir. Asla yeterince param olmaz. Yaşam seni hep hayal kırıklığına uğratır. Bolluğu hak etmiyorum. Sevgiyi hak etmiyorum. Bilinçaltı varsayımları vücutta belli duygular yaratır ve bu duygular da zihinsel faaliyetlere ya da ani tepkilere yol açar. Bu şekilde kişisel gerçekliğinizi yaratırlar. Ego'nun sesi sürekli olarak vücudun normal durumunu bozar. Neredeyse herkesin vücudu büyük bir gerilim altındadır. Sadece bazı harici etkenler tarafından tehdit edildiği için değil, aynı zamanda da zihin tarafından tehdit edildiği için. Vücuda bağlı bir ego vardır ve egoyu oluşturan bozuk düşünce kalıplarına tepki vermemek elinde değildir. Dolayısıyla sürekli ve takıntılı düşüncelerle birlikte bir olumsuz duygu akışı gelir. Peki olumsuz duygu nedir? vücut için zehirli olan, vücudun dengesini ve uyumunu bozan duygudur. Korku, endişe, öfke, kin, üzüntü, nefret, kıskançlık, gıpta. Bütün bu duygular vücuttaki enerji akışını bozar ve kalbi bağışıklık sistemini, sindirim sistemini, hormon üretimini ve vücuttaki diğer birçok şeyi etkiler. Henüz egonun nasıl çalıştığı hakkında çok az bilgiye sahip olmasına rağmen, tıp bilimi bile Olumsuz duygusal durumla fiziksel hastalıklar arasında bir bağlantı olduğunu görmeye başlamıştır. Vücudu etkileyen bir duygu, aynı zamanda bağlantıda olduğunuz ya da etrafınızda bulunan insanları da etkiler ve bir zincirleme reaksiyon başlatarak görmediğiniz, tanımadığınız insanlara kadar uzanır. Bütün olumsuz duygular için genel bir terim vardır: mutsuzluk. Peki aynı şekilde olumlu duyguların da vücut üzerinde olumlu bir etkisi var mıdır? bağışıklık sistemini güçlendirir, vücudu gençleştirip iyileştirirler mi? Gerçekten de bunu yaparlar ama egodan kaynaklanan olumlu duygular ile kişinin kendi varlığıyla doğal bağlantısından kaynaklanan daha derin duyguları ayırmayı öğrenmemiz gerekir. Ego tarafından üretilen olumlu duygular, çabucak dönüşebilecekleri zıt duyguları da kendi içlerinde barındırırlar. İşte size birkaç örnek. Egonun adına aşk ya da sevgi dediği duygu aslında sahiplenmek ve bağımlı hale gelmekle ilgilidir ve bir saniye içinde nefrete dönüşebilir. Önemli bir olayın beklentisi, yani egonun geleceğe aşırı değer yüklemesi, olay bittiğinde ya da egonun beklentilerini karşılamadığında kolayca hayal kırıklığına dönüşebilir. Övgüler ve takdirler bir gün sizi canlı ve mutlu hissettirirken Ertesi gün eleştirildiğinizde ya da dikkate alınmadığınızda kendinizi dışlanmış ve mutsuz hissedebilirsiniz. Çılgın bir partinin zevki ertesi sabah yerini baş ağrısına ve kasvete bırakır. Kötü olmadan iyi, çirkin olmadan güzel yoktur. Egodan kaynaklanan duygular, zihnin sürekli değişebilen ve istikrarsız olan harici etkenlerle kendini tanımlamasına dayalıdır. Diğer yandan, daha derin duygular gerçekte duygu değil varlık durumlarıdır. Duygular zıtlıklar alemi içinde var olur. Varlık durumları ise belirsiz gibi görünse de zıtlıkları yoktur. Gerçek doğanızın parçaları olan sevgi, mutluluk ve barış gibi. Onlar da içinizden yükselirler. İnsan zihnine sahip bir ördek. Şimdinin Gücü adlı kitabımda iki ördek kavga ettiğindeki hiç uzun sürmez, bir süre sonra ayrıldıklarını ve farklı yönlere doğru uçtuklarını belirtmiştim. Sonra her iki ördek de kanatlarını birkaç kez güçlü bir şekilde çırparlar ve böylece kavga sırasında topladıkları aşırı enerjiyi atarlar. Kanatlarını çırptıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi huzurlu bir şekilde süzülürler. Eğer ördekler insan zihnine sahip olsalardı, kavgayı düşüncelerinde canlı tutar, hikayeler kurarlardı. Bir ördeğin hikayesi muhtemelen şöyle olurdu. Az önce yaptığı şeye inanamıyorum. 10 santim yanıma yaklaştı. Sanki gölün sahibi oymuş gibi davranıyor. Özel alanıma hiç saygısı yok. Ona bir daha asla güvenmeyeceğim. Bir daha sefere beni kızdırmak için başka bir şey yapacak. Şimdiden komplo planlamaya başladığından eminim. Ama buna daha fazla izin vermeyeceğim. Bir daha sefere ona unutamayacağı bir ders vereceğim. Böylelikle zihin bir sürü hikayeler kurup durur ve aradan günler, aylar ve hatta yıllar geçmesine rağmen öfke ilk günkü gibi devam eder vücuda gelince düşüncelerde kavga hala devam ettiği ve vücut da gerçekle düşünceler arasındaki farkı bilemediği için bütün bu düşüncelerin yarattığı tüm duygulara karşılık enerji üreterek tepki verir ve bu da daha fazla düşünceye yol açar. Bu egonun duygusal düşünce süreci haline gelir. Bir insan zihni olsaydı ördeğin hayatının ne kadar karmaşık bir hal alabileceğini görüyor musunuz? Ama ne yazık ki çoğu insan sürekli bu şekilde yaşıyor. Hiçbir durum ya da olay gerçekten bitmiyor. Zihin ve zihin ürünü, ben ve hikayem sürekli olarak devam ediyor. Bizler yolunu kaybetmiş bir canlı türüyüz. Her doğal şeyin, her çiçeğin ya da ağacın ve her hayvanın bize öğretecek önemli dersleri var. Tek yapmamız gereken durup bakmak ve dinlemek. Ördeğin bize verdiği ders şudur: Kanatlarını çırp, yani hikayeyi bırak ve tek güç yerine geri dön, şimdiye. Geçmişi beraberinde taşımak İnsan zihninin geçmişi bırakmak konusundaki beceriksizliği ya da isteksizliği, Tanzan ve Ekido adında şiddetli yağmurlardan sonra oldukça çamurlu bir hale gelmiş olan toprak kır yolunda yürüyen iki Zen rahibinin hikayesinde güzel bir şekilde örneklenmektedir. Bir köyün yakınından geçerlerken, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan genç bir kadın görürler. Çamur çok derin olduğu için kadın üzerindeki ipek kimonoyu berbat etmeden karşı tarafa geçemeyecektir. Tanzan, hiç tereddüt etmeden kadını kucağına alıp yolun karşı tarafına geçirir. Sonrasında rahipler sessizce yollarına devam ederler. Beş saat sonra yaşadıkları tapınağa yaklaşırlarken, Ekido daha fazla kendini tutamayarak Tanzan'a döner ve neden kızı yolun karşı tarafına geçirdin diye sorar. Biz rahiplerin bu tür şeyler yapmaması gerekir. Bunun üzerine ben kızı saatler önce bırakmıştım der Tanzan. Sen hala taşıyor musun? Şimdi birinin sürekli olarak ekido gibi hoşuna gitmeyen olay veya durumları zihninde taşıyarak ve düşünce üstüne düşünce biriktirerek yaşadığını düşünün. Gezegendeki insanların çoğunun nasıl yaşadığıyla ilgili bir fikir edinmiş olursunuz. Zihinlerinde taşıdıkları yükün ağırlığına bakar mısınız? Geçmiş anılar olarak içinizde yaşar ama anıların kendileri sorun değildir. Aslını söylemek gerekirse geçmişten ve geçmiş hatalarımızdan ancak anılarımızı hatırlayarak ders alabiliriz. Ancak anılar, yani geçmişle ilgili düşünceler sizi tamamen ele geçirdikleri ve benlik duygunuzun bir parçası haline geldikleri zaman bir sorun, bir yük oluştururlar. Bu olduğunda geçmişle şartlanmış olan kişiliğiniz hapishaneniz haline gelir. Anılarınızda bir benlik duygusu vardır ve hikayeniz kendinizi algılama biçiminiz haline gelir. Bu küçük ben aslında zamana ve biçime bağlı olmayan varlığınız olarak gerçek kimliğinizi gölgeler. Geçmişinizde sadece zihinsel değil, aynı zamanda duygusal anılar da vardır. Eski duygular sürekli olarak yeniden yaşanır. Hoşnutsuzluğunu 5 saat boyunca düşünceleriyle besleyerek taşıyan rahip gibi çoğu insan büyük miktarda fazladan bagaj taşır. Kendilerini kırgınlıklar, pişmanlıklar, düşmanlıklar ve suçluluk duygusuyla sınırlarlar duygusal düşünce sistemleri benliklerinin bir parçası haline gelir ve böylece kimliklerini güçlendirmek için eski duygulara tutunmayı öğrenirler. İnsan eski duyguları sürdürme eğiliminde olduğundan, neredeyse herkes eski duygusal acılarıyla kendi etrafında bir enerji alanı örer ki ben buna acı beden diyorum. Öte yandan zaten sahip olduğumuz acı bedeni daha da büyütmekten vazgeçebiliriz. Kanatlarımızı çırparak ve zihinsel olarak geçmişte yaşamaktan vazgeçerek, eski duyguları biriktirmekten ve beraberimizde sürüklemekten kendimizi kurtarabiliriz. Olayları veya durumları zihnimizde canlı tutmamayı, zihinsel film yönetmenliğini sürdürmek yerine dikkatimizi şu ana çevirmeyi öğrenebiliriz. O zaman düşüncelerimiz ve duygularımız yerine varlığımız, kimliğimiz haline gelir. Geçmişte sizi şimdi de yaşamaktan alıkoyabilecek hiçbir şey olmadı. Eğer geçmişin sizi şimdi de yaşamaktan alıkoyacak gücü yoksa, başka ne gücü olabilir ki? Eckhart Tolle'ün Var Olmanın Gücü kitabından derlenmiştir. Beğeni ve yorumlarınızla kanalımıza destek olmanızı rica ediyoruz. Ayrıca yeni videolardan haberdar olmak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.